Sevgili izleyiciler merhaba. Rana Kirlik ile İşkolik programına hoş geldiniz. Konuğumuz Operasyon Müdürü Emre Mir Ekinci. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Emre Bey, bu işe nasıl başladınız? Ben aslında bilişim uzmanıyım. Bilgi işlem mühendisiyim. Bu süreç içerisinde çalışma esnasında bir çağrı merkeziyle karşılaştım ve bilişim sektöründen çok çağrı merkezine devam etmek istediğime karar verip bir kariyer değişikliğiyle başlamış oldum ilk defa. Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz biraz? Tabii şu anda çalıştığım firma uluslararası bir firma. Genel olarak çağrı merkezi hizmeti veriyoruz. Back office hizmetleri veriyoruz. Bunun dışında sosyal medya ile ilgili kurumların bazı performans ve kalite hizmetleriyle ilgili hizmetlerimiz var. Ama genel olarak çağrı merkezi diyebiliriz. Peki sektörde başarılı olan firmaları ayıran özellik nedir? Başarılı olan firmaları kişisel tecrübelerimden ancak söyleyebilirim. Çünkü şu anda büyük çağrı merkezlerinde hepsinde çalıştım. Benim gördüğüm kadarıyla öncelikle insana saygı duyan ve insana yatırım yapan firmalar, kalite performans değerlerine dikkat eden firmalar ve teknolojiyi yakından takip eden firmalar genelde daha başarılı oluyor diyebilirim. Kalite ve performans arttırmak için başarılı olan çağrı merkezlerinde benim gözlemleyebildiğim kadarıyla insana saygı duyan, çalıştığı insana değer veren çağrı merkezleri, teknolojiyi yakalamak için uğraşan çağrı merkezleri bence daha başarılı olabiliyor. Çünkü sürekli olarak iletişim halindesiniz. İletişim kurduğunuz insanların psikolojisini anlarsanız, iletişim tekniklerinizi geliştirirseniz, çalışanlara değer verirseniz ve teknolojiyi yakından takip ederseniz çağrı merkezlerinin başarılı olduğuna inanıyorum. Kişisel olarak ben Apple çağrı merkezinde çalıştığım zaman onun dünyada uzun süre en iyi çağrı merkezi seçildiğini gördük. Ve bunun sebebi de müşterilerine çok değer veriyor olması, bunu da gösteriyor olması. Hatta mottoları fix the customer, fix the issue. Yani önce müşterimi memnun et, ilgilen, sonra problemi çözersin şeklinde. Ben özellikle de yurt dışında bu işi, çünkü biz bunu yurt dışından öğrendik, kendimiz geliştirmedik. İyi yapan çağrı merkezlerinin de takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki Emre Bey, kimler yapmalı bu mesleği? Yapmak için ne gibi özelliklere sahip olmaları gerekiyor? Şimdi bir taraftan şunu da düşündüm, acaba ben ne kadar doğru bir insandım bu işi yapmak için diye. Fakat ben bir noktada, yani normalde programcılık yapıp bilişim sektörüne ilerlerken insanlarla ilgilenmek istediğime karar verdim, bilgisayarlarla uğraşmak yerine. Bu noktada insanlarla iletişim halinde olmaktan ve onlarla ilgilenmekten zorluk çekmeyecek kişiler olması gerekiyor. Çünkü çok zor bir iş. Mesela insanların ilk işi bence hiçbir zaman bu olmamalı. Çünkü çok yıpranabilirsiniz. Sakin olunması gerektiğine inanıyorum. Sabırlı olunması gerektiğine inanıyorum. Ekonomi biraz karışık, farkındayım. Bulduğu işe başlıyor insanlar ama ben seçebiliyorsanız, sizin için doğruysa bu işi seçin. Siz de eğer gerçekten bu işi yapacağınıza inanıyorsanız başlayın diyebilirim. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat yayınımızın sonuna geldik. Son olarak izleyiciye neler söylemek istersiniz? Yine kişisel fikirlerimi söylemek isterim. Bence insanın kendisini geliştirmesi, başarılı olması için de, mutlu olması için en önemli nokta. Bu noktada sürekli okumak, araştırmak, kaliteyi ve başarıyı hayat felsefesi olarak edinmek bence çok önemli. Ve trendleri takip etmek, bilişim okuryazarlığını geliştirmek bence çok önemli bu konuda. Teşekkür ederim Emre Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.